الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران إكرام عزيز ومعتبر وتخلر أكوكلر بقن من أبو خاندان ده hamma kelgan mehmonlar uchun qadrli bo'lgan, mahbub bo'lgan bir xonadon ahllarida nikoh ahdlari uchun yig'ilib o'tiribmiz. Alloh ularni nikohlarini muborak aylagan bo'lsin. Avvalo barcha o'tirgan katta kichikdan azizlarimizdan men uzr so'rayman kech qolib kelganligimga. Asli bunday odatimiz yo'q edi, lekin xizmatchilik shuni taqozo qilib qolyapti. Mavisa qilib turgan ekanlar. Allah rızı olsun. Biz o'zi shuni tarafdorimiz. Bir ahli ilim aytilgan bo'lsa, ikkinchi odam mavize qilmay tursin degan joyi yo'q. Kelgunga qadar foydalanib qolish kerak. Ballighu hatta harfan. Bitta harf bo'lsa ham yetkazavorish kerak. Shuning uchun xursandmiz domlamizga. Alloh yanada ilim bersin. Yanada dinda xizmatida mustahkam qilsin. Men sohbat qilishlikdan oldin janob doblamizdan so'radim. Nima haqida suhbat qilyotdilar taqsir degan edim. Innamal amal binniyatikum. Hamma amallar niyatlaringizga bog'liq degan hadis xususida nasihatga quloq solishlik haqida, nasihatga amal qilishlik haqida suhbat qilgan edik deb kamtarona javob berdilar. Bu hadis ulkan hadis. Bu mavzu juda ham keng va mo'tabar mavzu. Aynan mana shu mavzuni tanlaganligi uchun domlamizga tashakkur. Chunki mana bu qilinayotgan marosimdan olinajak savob ham aynan mana shu hadisga muvofiq. Chunki shunday marosimni qilishlikda niyat o'zi nima edi? Nima niyatda dasturxon soluvdi? Nima niyatda amri ma'ruf qizdirilyapti? Nima niyatda kelib o'tiribmiz? Va nima niyatda mavisa qilyapmiz? Mana shularda hammasi o'sha niyatimizga yarasha bo'ladi va shunga yarasha mukofot beriladi. Qiyomat qoyim bo'lganda deydilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 3 kishini olib keladi degan hadis bor. Bir nechtalarini, kechirasizlar, bir nechtalarini olib kelib, ularda qilgan amallarini ko'rsatib, jannatni ko'rsatib mana shunga qayerga kirishlik haqida so'ralar ekan. Birinchi bo'lib olib kelgan kishisi o'sha aytaylik olim bo'lsa, aytilarkanki, siz nima deb o'ylaysiz? Qayerga kirasiz? Jannatga kiraman. Ilm o'rgandim. Odamlarga ilm o'rgatdim. Diningni targ'ib qildim. Albatta meni joyim jannatda. Shunda Alloh aytarkanki, sen hammani aldasang ham meni alday olmaysan. Seni odamlar qoraka desin, olim desin deb qilgansan, o'qigansan. Meni rizoligim uchun qilmagansan bu ishni. Qorani olib kelar ekan, sen nima deysan? Yo Rabbi, men Qur'on yodladim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim. Albatta meni kiradirgan joyim jannat bo'ladi. Alloh aytar ekanki, seni odamlar qoraka desin deb xush ovoz ekan, ajib qori ekan desin deb o'qigansan. Meni rizoligim uchun emas. Sahida olib kelar ekan, nima ish qilgansan? Men saxovatliman. Shunday ishlarni qildim, undoq qildim, bundoq qildim. Alloh aytar ekanki, sen bularni hech qaysini rizoi Robbi uchun qilmagansan. Balki odamlar sahih desin degan uchun qilgansan. Oddiy bir bandani olib kelar ekan, obidda, sen nima deysang? Yo Robbi, men buyurgan 5 mahal namozingdan, buyurgan roza ibodat, shu farzlardan boshqa biror narsani qila olmadim. Kamtarona shu ibodat qildim, qo'rqaman, men jannatga loyiqmanmi bilmayman. Seni qilgan amaling Allohga ayondir. Qalbing bilan beriyo qilgan ibodatlaring tufayli sen jannatga kirishga loyiqsan deyilgan xabarlar aytilgan va bu hadis bir necha xil rivoyatlar bilan bir necha xil turda rivoyat qilinganlari bor. Avkama qol, ya'ni shunday gaplarni Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytganlar. Biz ma'no jihatidan kelib aytyapmizki,
Demek niyetke bağlıq eken azizler. Bu dünyada hem Allah hamızı niyetimizge yaraşa savab berarken. En birincisi riyadan, hoca korsillikten saklanmaklık gerek. Çünkü bu riya şirk-ü sagir hesaplanadı. Küçük şirk dediler. Katta şirk bu anak. Allah'tan özgeye ibadet kılıçlık. Ve bir neçe türleri var. Lekin küçük şirk degende kop ulamalar hususen ihya ulumuddin sahipleri ham riyada bana şu küçük şirk turkumudan sanadılar. Yani Allah'tan özge üçün, Allah'tan başkasını rızası üçün kılını yaptı bu iş. Halbuki ibadet bu saham. Bana bu nerse nazik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerine karab muflis kim ekenliğini bilesizler mi dediler. Muflis. Aflese yuflisu iflasun sözden alingen. Muflisun deyledi Araplarda. Yani bu Özbekçe tercüme kıyanımızda inkarazge uçuregen adamdı muflis deydi. Bayıp durup birden inkarazge uçuregen. Yani birden bankrot bopagen adamdı Arap dilinde muflis deyip koyadı. Bizlerde bu muflis sözünü iflas ibarası ile işletiledi. Yaman hulqli adamdı ya ki bu hakazalarda işletiledi. Aslı ozu Araplarda muflis sözü bana şu birden bir inkarazge uçurup koyan adamdı aytadı. Resulümüz aleyhissalatü vesselam sahabelerine karab muflis deyip kim ne aytadı degen ediler. Sahabeler ettiler ki muflis deyip o dünyaya bargende benim amel defterim tolup gitken su ibadetleri kıla uğurup hamas tolup gitken degen ümitte bora diyor. Kıyamette kolige defteri berilgende içinden hiç nerse top olmagen adam da eytedi dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Sahabeler evvel ettiler muflis degeni bay bulup kembegalı bulup koyan ve hakeza diyordular. Resulullah ettiler ki yok buna kamaz. Hakiki muflis deyip o dünyada kolige defterini berilgende içinden hiç nerse top olmayan adam bu hakiki muflis dediler. Ne mi üçün? Çünkü o riya bilen kılıngan idi ve birer nersesi yazılmagan idi. Namazını ham riya üçün okur idi. Hacge ham hacı kabuluş üçün bargan idi. İhsanlarını ham sahavatli kılıçlık üçün kılıp. Allah'ın rızalığı üçün halis Allah üçün kılınmagan nersi defterge yazılmaya kalırarken azılar. Hatta ki riyakarlarga Allah kıyamet kayın bölgen de savabını o şu riyakiyenilerden alvaliler degen nedana eytirken. Beni adamlar üçün kılgen ben degen niyette adamlar eytedi, adamlar mehtesin, adamlar desin deyip kıyam bosa savabını hem o şu adamlardan sonra bularken. Demek o bey savab, bey acir iş kıyam bularken. Şunun üçün damlamız eytip ötken hadistek hemelerimiz her bir işimizde niyetimizi doğru kılıçlığımız gerekezdiler. Niyet doğru bulsa yine inşallah koyan narsalar özünü oraya gekeledi. Ve nasihat babı da gapırıp ottum degen ilavanı kıldılar. Men bu narsanı payro kılıp ulap yetiştirdim azizler bir mecliste bir neçe hal mavzuda sohbet bulup kalsa biri birini esten çıkarıp koyadı. Şunun için imkan kadar bitti mecliste bitti mavzu tanlanıp şu mavzu bilen sohbetleniş gerek. Eyteli korakem bu hazır bu hadisten mavize kılsam beni alıp durup bir denege başka bir mavzudan kılıp geçsem ikkilesi çelkeşip ertege aralaş kuralaş bulup eşitkenler hulasa kıla almaya kaladı. Şunun için imkan kadar bitti mecliste bitti mavzuda sohbet kıyken makbul. Bana şu nasihat babaki kelsek azizler, nasihat bu doğru yolga undab koyuşlik. Adamlarga doğru yolunu korsatıp koyuşlik. Dinimiz ozu nasihattan ibaret. Allah üçün nasihat kılınadı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üçün nasihat kılınadı.
dini üçün nasihat kılınadı. Elbette mana şu nasihat bu öz özüden buladığın narsa emas, belki bizlerinin en katta nasihimiz, en katta nasihat goyimiz bu Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam buladılar. Bu zat kub nasihat kıyanlar. Kub nasihat kıldılar. Bütün hayatları bizge nasihat buldular. Vasiyet kıldılar. Kubrah usikum deyip geledi. O şu nasihat manası da kabul kılınadı. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vasiyet kıldım degende kub ulamalar o şu nasihat kıldım deyip kabul kıladı. Çünkü bunu Resulümüz aleyhissalatu vesselam o şu hayatı bulup durgenlerde nasihat tarikası da etkenler. Mana şunday nasihatlerden ko'p joyda qilganlar, jumladan Arafat tog'ida oxirgi marta qilingan Hajjatul Vado, vidolashuv haji bor. Mana shu vidolashuv hajida Rasulimiz alayhisolatu vasallam butun sahobalarga o'zini vasiyatlarini, nasihatlarini qildi. Sahabalar aytadılar ki Resulümüz aleyhissalatu vesselam nasihat kılıp gapirar ediler. Biz go'yo buna vasiyet dek. Şimdi kaytıp Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gapirmez mi kirliler? Degen halette eşitkenimiz Hacetul Vada'da dediler. Şunaka bir tasirlik gapirgeni ediler sahabalar ki. Bana şu nasihatlerden bittesi de ettiler ki bileyler ayollarını sizlerde hakkı bağır. Sizlerine ayollarda kendi hakkınız bolsa, ayollarına ham sizlerde hakkı vardır. Ve bu hakkı hıyanet kılmaylar. Degen gaplarını ham gapirip ötken ediler. Ve nasihatlerini her birini kılar iken, en ahırı da şu gaplarını kabul kıldılar mı? Allah müşhid, Allah senin özün şahit bulgin. Hal belleğtu yetkizdin mi Allah'ın amanetini? Ya Allah seni özün güvah bul deyip aytıp durardılar. Ve en ahirge kapıda beni aytken sözünü belliğü menden ki engilleri hem yetkiziler dediler. Bana şu nasihatlerden bittesi kiyoturamız gibi bugün taluklayıp durdu. Yani amanet veriliyotken kelinde hakkıge hıyanet kılmaslık. Kelinde hakkını mı? Ayalda erdeki hakkını mı edin? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam başka hadislerde aytadılar ki ayolun hakkı taam yesin yegizesen, kisin kiydiresen ve ayolini kabih sözler bilen sökmeysen, yüzüge urmaysan ve üyden başka joyda hicranga koymaysan dediler. Ayolun erkekdeki hakkı buladı bu azizler. Yesek yediremiz, kiysek giydiremiz, ularına hakaret kılmayımız, ularına hicrange degende arazlesek mabada onu çıkarıp yuvarmasın, belki o şu üydü özüde hicran kılınadı. Bu çünkü Kur'an-ı Kerim'de şuna ayette geldi ki, eğer eri hatın arası da bir kelişme uçulik bu kasa, biraz nasihat kıladı, nasihatke kulağı salma kendinden kegin, ayolda kegin biraz cezalaş maksadı da hicrange koyadı. Cahini başka kuvaladı, ozu başka geç kuvaladı. Şunda ayol ozu gibi kesin ki ben hazır erim bilen türüp başka cahide yaşayıp ben, başka üyde türüp ben, yok ki başka cahide yatıp ben. Hançelik yaman tahsil kılıyıp da eğer rastan acırıp gitip kasanı mı bularken degen bu hulasa kilip aileni ihtiyatlayıp kuvaladı. Erham ozu için oylanadı. Ya Allah şu hazır şunu çekip bir üyde başka türüp bir az köngülsizlik kelyap da eğer acıraşıp gitip kalsam Allah saklasın. Ancak musibet bularken, ancak kıyınçilik bularken, ayağımda bazı kemçiliklerini keçirip koysam bularken degen hulasa keledi. Bana şunu bir de taşkarısı kımaysız deyipti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Nasihatleri bu. Ana bundan kegin yine ettiler ki ''Ula tedrib vecehe yüzüge urmeysen vecehehe yüzüge urmeysen ayağlıyını'' dediler. Çünkü uruşluk erkek kişiye ayolga nisbeten kul kurtarışlık yakışı imez ikenliğini kursatıp koyabdılar. Ve yine bir kança ayollar hakkında etken vasiyetleri var. Mana şu vasiyetlerin hamısı
o'sha Hajjatul Vado'da bizga aytilgan nasihatlardan bo'ladi. Aytilgan nasihatlarda har biriga amal qilib borishlik musulmonlik burchimiz, ummatlik vazifamizdir. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biror narsani aytsalar sahobalar nega bundoq demas edilar azizlar. Nima uchun degan savolni o'zini bermaganlar. Bu savol oxirgi paytda paydo bo'lib qoldi bizlarda. Hujjat bormi deydigan savollar bizda keyingi paytlarda paydo bo'ldi. Har bir gapimizdan hujjat so'ravorib zeriktiradigan holatlar bo'lib qoldi. Halbuki biz yoshligimizdan biror narsani aytsalar nima bo'ladi desa yomon bo'ladi deganda to'xtaganmiz. Otalarimiz ham shunaqa bo'lgan. Yomon bo'ladi desa to'xtagan. Hozir kichkina bolaga mana bu ishni qilmang yomon bo'ladi desiz hujjatingiz bormi deydi. Xuddi u hadisni hammasini biladi, sanadini ajratadi. Qani hujjat deydi. Astag'firulloh. Hujjat yo'q, endi shu yomon bo'ladi deb eshitganmiz. Juda ham zarar bo'lsa mayli bir ko'rib buni fiqdan aytib berarmiz, lekin nasihat aytilganda qabul qiladi. Bu bekordan aytilmaydi. Albatta bid'at bo'lsa, xurofat bo'lsa, endi bu tabiiy narsa. Lekin ba'zan shunaqa bir hikmatlik nasihatlar kelgan. Sahobalar aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam avvalgi davrlarda hammamiz bilamiz, İslomda avvalida eşek go'shti halol bo'lgan. Eşek go'shtini yeb turgan. Shunda bir sahobalar bir joyda qozonga eşekni soyib sho'rva qilib turishgan mahalda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham ularning ichida bo'lgan. Bir sahoba kelib, "Hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim, eşek go'shti harom ekan, yeb bo'lmaydi ekan" deganda Hazrat Umar ondan turdilar da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilarmi? Ha shunday dedilar. Borib qozonda bir tepib dumalatib yuborgan. Ha biz eshitmadik, ertaga amal qilarmiz. Ha kecha halol edi, bugun nima bunaqa dedi demadilar. Aytilgan zahoti darhol qabul qilardilar. Siz bilan biz amr-i ma'ruflar mana ko'payib boryapti, masjidlarda suhbatlar bo'lyapti. Eng achinarlisi qilinayotgan mavizalarga amalligini ko'rmayotganligimiz eng bizni qiynayotgan narsa. Mana bir oy burun bir tadbir qo'lladik. Shu imomlar bilan maslahatlashib men bir majlisda iltimos qildim. O'zim ham ko'p gapirdim. Shu haqida mana hojakam qayerga borsak juda ko'p joyda bizga mana shu ovoz kuchaytirgichni qo'yib beradilar, doim eshitadilar. Taloq haqida gapirdik. Chunki taloq juda ko'payib ketdi. Qo'rqib ketadigan darajaga kelib qoldik. Sizlarga hozir sonini aytadirgan bo'lsam ham qo'rqib ketasizlar. Har kuni 5 tadan odam kelyapti idoraga. Bu bizga kelgani. Bu bizga kelgani, idoraga kelgani 5 tadan odam taloq masalasi bilan kelyapti. Alloh saqlasin, astag'firulloh. Shu 5 tadan bo'lmaganda 4 tasi yoki 5 bo'lsa ham 3 taloq bo'lib kelyapti. Menga bundan ham bitta musibat qiynayotgan narsasi mana shu narsaga yo'l yo'q bo'lsa ham qayerlardandir yo'l topib yashayotganlik. Bilmaymiz. Biz idoraga jo'natamiz, lekin idora bilan surishtirib turaman. Birortasi bordimi? Yo'q, kelmadi hech kim. Shunchasini chiqaryapmiz, nima bo'layapti bilmayman. Endi shuni biz qiyoslab turib domlalarga aytdik-ki, birodarlar, buni oldini olmasak bo'lmaydi. Chunki bitta shu so'zda aytib qo'ysa Allohning arshi larzaga keladi. Ammo bu bir oyda meni bilayotganim 100 yillab, 150 martalab aytilayotgan bo'lsa tasavvur qiling, bu qanaqa bo'ladi? Necha marta arshni larzaga keltiradi? Qancha foiz ketadi? Demak, qancha oilada notinchlik bo'lyapti? Bir oyda 100 ta oilada notinchlik bo'lyapti. 100 ta oilada 2 tadan 3 tadan bola yig'layapti. Demak 300lab 400lab yosh bolalarning go'daklarining ko'zidan yosh oqyapti. Qancha ayol zaifalar urush janjal bo'lyapti. Shuni oldini olish maqsadida biz domlalarga iltimos qildik. Jon domlalar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Kelinglar, marosimlarda taloq haqida gapiraylik. Masjidda bir marta jumada gapirib qo'ysak, u taloq qiladigan badbaxt jumaga ham mavizaga kech keladi yoki umuman kelmaydi. Lekin to'ylarda ko'pchilik bo'ladi, shundan gapiraylik dedik. Gapirdik ham. Men o'zim bilmayman 4-5 joyda gapirdim. Lekin natija yo'q. Yana kelyapti azizlar.
Şükürler deyem keliyipti. Demek en musibeti şu ki kılınıyatken nasihatlerge amal kılmaslık.